Denime Tatlar'dan herkese merhabalar. Güzel bir tarifle yine karşınızdayız. Bugün sizlerle çikolatalı vişneli pasta yapacağız. Bunun için ilk önce malzemelerimizi sayalım. Adım adım gideceğiz burada. İlk önce kekini yapacağız. Sonra kremasını, ondan sonra da sosunu yapacağız. Şimdi ben kekimiz için malzemeleri sayacağım. Bunun için 4 tane yumurta kullandım. Sarılarını ve beyazlarını ayırdım. Ayrı ayrı çırpacağım. 1 su bardağı toz şekerimiz, 1 çay bardağı sütümüz, yarım çay bardağı zeytinyağı ya da ayçiçek yağı, ikisi de olabilir. 1 paket kabartma tozumuz, 3 yemek kaşığı kakaomuz ve unumuz. Unumuzun ölçüsünü de katarken birlikte göreceğiz. Şimdi işe ilk önce yumurtaların beyazlarını çırpmakla başlayalım. Şimdi burada bir püf nokta vereyim size ilk önce. Yumurtalarımızın beyazlarını ve sarılarını ayırmak için dolaptan çıktığı gibi yumurtalarımızı ayırırsak daha kolay ayırırsınız. Ayırdıktan sonra bir 15-20 dakika kadar oda sıcaklığına gelmesini bekleyelim, sonra çırpalım. Diğer türlü biraz zor ayrılıyor. Diğer püf noktamız da yumurta beyazlarımızı kar beyazı olana kadar çırpacağız. Bunun için ayırırken sarısının yumurta beyazına karışmaması gerekiyor. Buna çok dikkat edelim. Onun için dolaptan çıkardığınız gibi ayırın derim. Şimdi şöyle bir fiske tuz atıyorum ve çırpmaya başlıyorum. Kar beyazı olana kadar çırpacağız. Yumurta beyazını çırpmakla başladık. Çünkü bizim çırpma tellerimizin temiz olması lazım. Hiçbir şekilde bulaşık olmaması lazım. Onun için ilk önce beyazları çırpmakla başladık. Şimdi bunun kıvamına bakalım. Bunun kıvamı nasıl? Şimdi şöyle ters çevirdiğimiz zaman eğer akmıyorsa bizim beyazlarımız tamamdır. Bunu kenara alalım. Şimdi sarıları çırpmaya gelelim. 1 su bardağı toz şekerimi ekliyorum ve krema şeklini alana kadar çırpmaya başlayacağım. Evet, şimdi krema gibi oldu. 1 çay bardağı sütümüzü ilave ediyoruz. Yağımızı ilave ediyoruz. Yalnız şöyle diyeyim, bu yağı, şu dibinde kalan yağı israf etmemek için ben keki koyacağım, tepsiye ters çevireceğim ve yağı oraya akacak. Yağlamış olacağım tepsimi. Şimdi tekrar çırpıyoruz. Şimdi yumurta beyazlarımızı ekliyoruz. Şöyle 3 posta da ekleyelim ki daha kolay karıştıralım bunu. Yavaş yavaş söndürmeden şöyle havasını. Şimdi sırasıyla artık kakaomuzu, kabartma tozumuzu ve unumuzu ilave edeceğiz. Şöyle bir püf nokta daha vereyim size ben. Kabartma tozumuzu, unumuzu, kakaomuzu keklerimize katarken elersek kekimizin daha iyi kabarmasını sağlarız. Diğer türlü topak topak kalıyor. O biraz kabarmasını engellemiş oluyor. Elediğimiz zaman topaklanmalar gitmiş olacak. Şöyle karıştıralım. Şimdi unumuza gelelim. Unumuzu 1 su bardağı artı 1 su bardağının 1/3 kadar kullanacağız. Evet, 1 su bardağı un katmıştık. 1 su bardağın 1/3 kadar daha ilave edeceğiz. Evet, güzelce karıştıracağız. Sonra tepsimize döküp fırına vereceğiz.
Şimdi tepsimizi alalım. Şöyle göstereyim ben size. Şöyle az önce kullandığım sıvı yağı şöyle ters çevirdim. Yağ aktı ki bunu israf etmiyoruz. Kullanıyoruz. Şimdi güzelce yağlayalım. Bunu kelepçeli kabınızda da yapabilirsiniz. Herkeste kelepçeli kap olmadığı için hani ben kolay olsun diye ölçü buna göre veriyorum size. Dikdörtgen borcama göre ölçü veriyorum. Şimdi güzelce döküyoruz. Şöyle güzelce yayalım. Şöyle bir şey daha göstereceğim. Şöyle birkaç kere vurunca içerisindeki hava kabarcıkları çıkmış olacak ve kekimiz daha güzel kabarmış olacak. Şimdi 180 derecelik önceden ısıttığımız fırınımıza vereceğiz. Pişene kadar içinde bekleyecek. Daha sonra çıkartacağız ve krema işlemimize geçeceğiz. Kekimiz pişerken biz kremamızı hazırlayalım. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz 4 su bardağı sütümüz, 4 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı nişasta kullanacağız. 1 yemek kaşığı pudra şekeri, 1 su bardağı iri taneli vişne reçelimiz, yarım paket vanilyamız, 150 gram labne peynirimiz. Labne peynirimizi ben kendim yapıyorum arkadaşlar. Bunu kanalımızda bulabilirsiniz nasıl yapıldığını. Ve 80 gram bitter çikolata. Ben bitter olarak damla çikolata alıyorum. Damla çikolatayı her yerde kullandığım için hem maliyet olarak uygun oluyor. Hem aynı lezzeti veriyor. Hiçbir farkı olmuyor. Size de tavsiye ederim. Şimdi ilk önce 4 yemek kaşığı unumuzu sütümüze ilave ediyoruz. Bir çırpalım ilk önce. Şimdi 3 yemek kaşığı nişastamızı da ilave edelim. Tepeleme olmayacak. Zaten görüyorsunuz miktarını. 3 yemek kaşığı nişastamızı ilave ettik. Hemen karıştıralım. Şimdi görüyorsunuz unumuzu ve nişastamızı suya ilave ettik. Çırptık. Bunu orta ateşteki ocağımıza alacağız. Güzelce koyulaşana kadar pişireceğiz. Şeker katmıyoruz. Benim kremamı tatlandıracak benim vişne reçelim var. Çikolatam var ve 1 yemek kaşığı kadar da pudra şekerim var. Onun için tekrardan şekere gerek yok arkadaşlar. Şimdi ocağı alacağım. Koyulaşana kadar pişireceğim. Evet, kremamızı pişirdik. Görüyorsunuz gayet koyu kıvamlı. Şimdi ilk önce çikolatamızı ilave ediyoruz. 3 yemek kaşığı dolu dolu damla çikolata. Ama diğer türlü 80 gram kullanabilirsiniz. Bitter çikolata. Şimdi labne peynirimi ilave ediyorum. Benim yaptığım labne peyniri bunu kanalımızdan bulabilirsiniz. Şimdi güzelce karıştıralım. Pudra şekerimizi de ilave edelim. Şimdi yarım paket vanilyamı ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı da katabilirsiniz. Ve vişne reçelimi ilave ediyorum. Tekrardan çırpıyorum şöyle. Evet, kremamız da hazır. Şimdi kekimiz çıktı. Kekimiz soğusun. Soğuduktan sonra keseceğiz. Daha sonra kremamız da biraz soğusun. İkisini birlikte buluşturacağız. Sonra sosumuzu yapacağız. Evet, kekimiz soğudu. İki parçaya böldük. Bir parçasını alt tabanını tepsimizin altına koydum. Ve yarım su bardağı soğuk sütümle ıslatacağım.
güzelce ıslattık. Yarım su bardağı sütümüzle, soğuk. Şimdi kremamızı kekimizin üzerine boşaltıyoruz tamamen. Evet, vişnelerimizi aralarda görüyorsunuz. Şöyle güzelce düzeltelim. Şimdi ben ceviz de kullanıyorum aralarına koymak için. Çok güzel bir lezzet veriyor ceviz. Şimdi diğer katını kapatacağız üstüne. Şöyle alalım. Yavaşça. Biraz ince olduğu için hafiften parçalanma olabiliyor. Buna dikkat edelim şöyle. Üzerine sos geleceği için. Şimdi bunu da ıslatacağız. Çok lezzetli oluyor. Tavsiye ederim. Ben çocuklarımın doğum günü pastası olarak da yapıyorum bunu. Ve misafirlerim çok lezzetli buluyor. Tamamen ev yapımı, kreması, her şeyini kendiniz yapıyorsunuz. Sağlıklı. Evet, yeterli bu kadar. Şimdi şöyle birazcık daha bastırabilirsiniz. Sütü aldıktan sonra kek biraz kendini verir. Şöyle kapatabilirsiniz kenarlarını. Şimdi bunu dolaba atacağım. Bir 3-4 saat kadar dinlenecek. Daha sonra üzerinin sosunu yapıp dökeceğiz. Yani bir gecede böyle bekletebilirsiniz. Bu tür pastaları biliyorsunuz bir gece bekletince daha lezzetli oluyor, dinleniyor. Tadı daha lezzetli oluyor. Biz de o şekilde yapalım. Şimdi 3-4 saat dolapta dinlendikten sonra sosunu da kendimiz yapacağız, üzerine dökeceğiz. Evet, pastamız dolapta dinlenirken biz sosunu ayarlayalım bu sırada. Şimdi bunun için malzemelerimizi sayalım ilk önce. 1 su bardağının 1/4'ü süt. Yine 1 su bardağının 1/4'ü su. 1 çay bardağından 1 parmak eksik şeker. 1,5 yemek kaşığı kakao. Un kullanacağız. 1 tatlı kaşığı tereyağı, 80 gram sütlü çikolatamız. Şimdi ilk önce sıvılarımızı, tavamızı alalım. Sütümüzü, suyumuzu alalım. Şekerimizi de alalım. Şöyle bir karıştıralım ilk önce. Şimdi şöyle yapacağım. Bir silme kaşığı unumu eleyeceğim. Bir yarım ölçek daha katacağım. Yani 1,5 tatlı kaşığı unumu eledim. Daha sonra şöyle göstereyim. Bir tepeleme kaşığı kakaomu katıyorum. Yine elersek daha iyi olur. Topaklanmalar olmaz. Bir buçuk tepeleme yemek kaşığı kakao kullandık. Şimdi bunları güzel şöyle karıştıralım ve orta ateşteki ocağıma alacağım, pişireceğim. Daha sonra tereyağımı, çikolatamı ve vanilyamı ilave edeceğim. Evet, ocağımızı aldık ve koyulaşana kadar pişireceğiz. Biraz kaynadıktan sonra ocağımızdan alacağız, diğer işlemlere devam edeceğiz. Şimdi ocaktan aldık. Koyulaşana kadar pişirdik. Bir miktar koyulaştı. Tereyağımızı ilave edeceğiz. Bir tatlı kaşığı dolu dolu tereyağımızı ilave ediyoruz. Daha sonra 80 gram sütlü çikolatamızı ilave ediyoruz hemen.
Evet, güzelce karıştıralım şöyle eriyene kadar. Bu arada tabi vanilyamızı da atalım. Bir çay kaşığı kadar. Evet, bir miktar su olsun. Soğuduktan sonra pastamızın üzerine dökeceğiz. Şimdi şöyle bir şey göstereceğim. Ben vişne reçelimi şöyle süzgecimin üzerine aldım. Vişne taneleriyle pastamı süsleyeceğim. Suyu aksın ki üzerine güzelce süsleyelim. Hani bir sulanma, bir akma olmasın diye. Tercih meselesi. Size de göstermek istedim. Hani yapmak isterseniz diye. Şimdi soğuduktan sonra sosumuzu pastamızın üzerine dökeceğiz. Evet, pastamız 1-4 saat kadar dinlendi dolapta. Çikolata sosumuzu yapmıştık. Çikolata sosumuz da soğudu. Şimdi üzerine dökeceğiz. Tamamdır. Şimdi süsleme işlemine geçelim. Süzdürdüğümüz vişneleri alalım. Şöyle güzelce pastamızın üzerine yerleştirelim. Evet, vişne tanelerimizi koyduktan sonra şöyle rendeledim. Sütlü çikolatamı da üzerine gezdireceğim. Şöyle. Evet, pastamızı da süsledik. Şimdi dolabımıza atacağız. Bir gece bu şekilde bekleyecek. Daha sonra çıkartıp dilimleyip servisimizi yapacağız. Evet, pastamız bir gece dolapta dinlendi. Ben sizler için bir dilim aldım şöyle göstermek için. Üzeri ve içerisindeki krema oldukça bol arkadaşlar. Çok lezzetli. Misafirlerinize yapabilirsiniz. Doğum günlerinde yapabilirsiniz. Günlerinizde yapabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Afiyet olsun. Yorumlarınızı bekliyorum. Her bir yorumunuz benim için çok değerli. Bizleri, lezzetlerimizi beğeniyorsanız bizlere abone olarak, kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Kanalımıza üye olarak bizlere destek olabilirsiniz. Bir sonraki lezzetlerde buluşmak dileğiyle görüşmek üzere.